Devam şimdi etmek istiyorum. Hep beraber bütün Türkiye çapında bir kararlı ideolojik tavır almamız lazım. Yani bu ne ilafeti? Bu hangi neyin ilafeti? Sen hangi ilafeti kuracaksın? Yani ben halifeyim desen, ondan sonra kim senin peşinden gelecek? Hangi Suudi Arabistan sana düşman, istediğin kadar halife de Suudi Arabistan kabul mü edecek? Körfez şeyhlikleri kabul mü edecek? İran kabul mü edecek? Suriye kabul mü edecek? Türkiye halifeyim dediğin zaman halifeyim açıklamasını kabul edecek dünyada tek bir Müslüman ülke yok. Saçma sapan bir şey bu aynı zamanda. Dergi çevresi şunu söylüyor. İslam ülkelerinin işbirliğinden rahatsızlar. Bak şimdi o başka bir şey. Bunu nasıl bak mesela İslam ülkelerinin işbirliği diye kapak yapsın. Herkes ben alkışlarım. Bugün çünkü İslam ülkeleri sonuç itibariyle hepsi mazlum ülkeler. Onlar ne kadar birbirine yakınlaşırsa o kadar iyidir. Yani onlardaki yakınlaşma emperyalizmden onları uzaklaştırır. Yani sonuç itibariyle mazlumlar dayanışmasına hizmet eder. Onun için Arapların yakınlaşması, Müslüman ülkelerin yakınlaşması, dünyadaki 7 tane Türk Cumhuriyeti var. Onların birbirine yakınlaşması, bunların hepsinin birbirine yakınlaşması ve genel olarak mazlumlar dünyasının, yani Hindistan'ıyla, Çin'iyle, Orta Asya'sıyla, işte Güney Afrika'sının tamamıyla, Latin Amerika, Afrika, Latin Amerika ve Asya, bütün bu ülkelerin şu veya bu şekilde yakınlaşmaları, birlikler kurmalı, bölgesel birlikler kurmalıdır veya bu İslami birlikler diyelim kurmaları bu şeyde iklim içerisinde. Bunların hepsi emperyalizmi zayıflatan, emperyalizme zarar veren yakınlaşmalardır. Ama hilafet başka bir şey. Yani hilafet Türkiye'yi tekrar din temelli bir ülke haline döndürmeye kalkıyor. Bu yani Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmek için ilan edilmiş bir şey, amaç. Bir de anlamı yok. Hiçbir Müslüman ülkenin kabul etmeyeceği bir şey.